Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Pixar koyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bir önceki videoda ve ondan önceki videoda yorumlarda kardeşlerimiz Dede artık ne zaman şu tüfeği modifiye edeceksin diyordu. Alın size modifiye. Gun Type 1, Gun Type 2. Et modifiye. Gun Type kısa oldu. Gun Type 1, et modifiye. Gun Type uzun oldu. Gun Type uzun olsun. Hasarı, ha bir de bu modifiyelerde ne olacağını söylüyor. Ne olduğunu söylüyor. Vay. Peki. Gun Frame. Gun Frame 2 olsun. Stability'si ve Overhead Limit'i arttı gördüğünüz gibi. Magazini 2 olsun. Fire Rate arttı. Şu anda bir değişik bir şey oldu. Bir dakika, bir saniye. Tabancayı alıp bıraksam. Oo, biz mermiyi falan göremiyoruz diyorduk da. Kaç vurduğumuzu en azından şunu görebiliyoruz. Tüfekle tabanca arasındaki fark. Tüfek 300 fazla vuruyor ama daha yavaş ateş ediyor. Bilmem ne şudur budur. Bu arada tüfek şu anda çılgın gibi ateş ediyor ha. Daha önce yavaş ateş ediyordu. Bir şey oldu şu anda tüfeğe, ben söyleyeyim size. Tüfeği aldık ya, şu anda tüfeğe bir şey oldu. Alenen bir şey oldu tüfeğe. Şöyle bir mermi takayım tüfeğe. Ne yapacaksın? Yine tek tek ateş ediyorsun. Yine tek tek ateş ediyorsun. Fire rate'inde bir değişme yok ki. Sen beni mi kandırıyorsun? Vay arkadaş, fire rate aynı. Fire rate aynı, resmen kandırıldık. Bunu beğendim, bak alalım. Neyse. Çok da sinir stres yapmaya gerek yok bu konuda. Bakırları da boş yere harcadık. Canım ciğerim, bakırlar boş yere gitti. Şimdi şu tüfeğe bir daha bakacağım. Boş yere harcayabiliyorsam bir kere daha boş yere harcayacağım. Modify dedim. Gun Barrel 1'i istemedim ben galiba. Yok, Gun Frame 2'yi yaptım. Magazin 2'yi yaptım. Magazin 1 yapsak ne olacaktı? Niye bunların farkını söylemiyorsun arkadaşım? Şurada bir açıkla ya. Magazin 1'de şu, 2'de bu falan diye. Neyse, zaten şöyle engramlara bir bakalım. Biz kaçıncı level olmuşuz ya? 62. level mıyız? 62. level'ız, evet. 62. level'ız. Engramlardan ben bir bakayım şöyle. Piston nereden geliyor abi? Ne zaman geliyor? 70'te geliyormuş. Çok da fazla varmış ya. Ya şu güzel bir su katliamı yapacağım. Eğer bu bölüm olmazsa bile bir dahaki bölüm falan. O zaman umarım iyi tecrübe puanı kazanırız. Grifon'la Mrifon'la da katliam yaparız. Bilemedim. Yaparız işte bir şeyler ya. Zaten kardeşlerim, bu bölüm şimdi sizlerle birlikte Grifon avına gideceğiz. Grifon avına gideceğiz. Gördüğünüz gibi primitif Grifon saddle'ımı hazırladım. Primitif Grifon saddle'ım hazır. Senin de üzerinde aynen benzin bidonları var. Bu sefer gidip şu benzinlere de bir bakalım. Şöyle bir bakalım neyimiz var neyimiz yok. 69 tane Magic Sleep'i aromuz hazır. Bütün geri kalan ekipmanlarımız hazır. Üzerimizde niye böyle bir şey var, attım gitti. Ve yolculuğa biz de yolculuğa hazırız. Grifon'u Pixark yapamam abi. Grifon'u bilmiyorum tameleyebilir miyim ama tameylesem bile Pixark yapamayacağımı çok iyi biliyorum. Pixark blok yaparsak Trent'i yaptık. 160 kiloydu galiba Trent, yanlış hatırlamıyorsam. Grifon'da herhalde bir 200 kilo olur. Yerimizden kıpıldayamayız. Kımıldayamayız. Kitlenir kalırız. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Hava çok sıcak. Üstüne bir şeyler yap diyor üstüne. Ben yine nereden geçtim de bayılıyorum. Bu ormanın böyle şakacı hareketleri vardı değil mi? Bayıltıcı gaz veriyor orman bize. Vallahi bayıltıcı gazı veriyor orman. Neyse, çıktık bayıltıcı gazın alanından. Burası değil. Evet, şu petrol mekanını işaretlemek için ne yapayım diyordum. Bir kardeşimiz kocaman bir D yap demiş. Vallahi hoşuma gitti ha. Galiba kocaman bir D yapacağım. Emin değilim ama. Ya iyi de. Ne rezalet bir şeysin sen ya. Ne kadar yukarı çıkmam lazım bundan kurtulmak için? Bir kadar yukarı çıkmam bir şey ifade etmiyor. Abi ne kadar hoş. Yani kardeşlerim, kusura bakmasın da bu oyun. Pixar bazen
Gerçekten saçmalıyor. Pixar gerçekten bazen saçmalıyor. Şu doğa olayları var ya, biraz saçmalamış yani, abartıya kaçmış. Tamam gidiyorum ya. Benzin benzin nalet olsun, sizin olsun benzin de istemiyorum. Eksik kalsın benzin benzin. Bakalım şimdi Magical Trap'imizde, büyülü tuzağımızda ne tür kurbanlar yakalayacağız. Evet, hemen geldik buraya. Geldik de iyi mi geldik, kötü mü geldik, neden geldik, nasıl ve ne yönden geldik? Aklımda onlarca soru var. Ha, şurası. Şimdi yine kış gelmiş buraya. Ne kadar güzel değil mi? Şöyle bir girelim de hemen. Geçen gün can sıkıntısından burada değişik yapılar oluşturmuştum kardeşlerim, biliyorsunuz. Geçen geldiğimizde can sıkıntısından bildiğiniz burada böyle bir oyuk açtım aşağı doğru. Ha? Ha, bu oyun alışkanlık yaptı galiba. Ben şimdi anladım. Geçen geldiğimde burada Treant vardı. Bu geldiğimde Treant var. Demek ki bir trap popuyordu burada bir ara. Ondan sonra başka bir şey popmaya başladı. Şimdi de Treant popuyor abi. Ne kadar güzel. Bu Treant'ı öldürmekle mi uğraşacağım ben ya? Ben bunu öldürmekle uğraşamam. Ve üstüme başıma full kar kıyafeti giydiğim halde niye hala üşüyorum? Bu olmaz. Bir dakika. Üşümeyi bırakman lazım. İşte ağaca dönüştü. Kro gibi ağaca dönüştü, kaldı orada. Bu sefer Grifon yok. Geçen sefer burada Grifon vardı. Grifon yok. Gem Spider var ama burada. Hayır 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 hayır. Gem Spider'ın beni takip etmediğini zannettim. Gem Spider'ı şuraya düşürsem. O nereye gitti ya? Ben onunla dövüşmeyince döndü arkasına gitti mi? Vay arkadaş ya. Büyülü ormanın hayvanlarına da akıl sır ermiyor. Geliyor oradan maybaş gibi kafayı sallaya sallaya bir tane kuş. Dur bakayım, seni buradan ne derece avlayabileceğim. Sen nereye gittin? Olmaz ki ama böyle. Oo, vurdum. Kızdı, geliyor. Kafadan bir tane daha vurdum. Headshot. Bir tane de dürbünsüz vurdum. Yok, bunu vuramadım. Şimdi dürbünsüz vurdum. Kaçıyor adam, arkasını döndü. Kaçabiliyor mu acaba? Kaçamıyor tabii ki. Tabii ki bizim sniper atışlarımızdan kaçamıyor. Şöyle bir gidelim onun yanına doğru. İçinden geçelim Etin şöyle. Ben gidince de sinirlenip ağaç oluyor ha. Çok da sinsi yani. Ben gidince sinirleniyor, hemen ağaç oluyor. Gem Spider neredesin? Ortaya çık. Peki Grifon sen neredesin? Sorması ayıp, nasıl oluyor da burada bir oluyorsun bir olmuyorsun? Ha, bir oluyorsun bir olmuyorsun. Olur mu hiç? Hep burada. Aha, iki tane. Fakir istedi bir Grifon. Pixark verdi iki Grifon. Anam. Şimdi sizi birbirinize düşürebildim mi? Düşüremedim mi? Grifon'a buradan dalabilmem lazım ama benim. Dalamazsam bu iş olmaz. Seni de pasife almam lazım ne olur ne olmaz diye. Zaten pasifteymişsin, güzel.
Grifon çok hızlı geldi ya, korktum. Gerçekten hızlı geldi Grifon. Bu kadar adrenaline hazır değildim. Hemen geri kaçmış. Hemen gidivermiş ama Grifonumuz. Dur bakayım, belki o bana sinirlenir ya. Belki o bana sinirlenir gitmez. Ben şuradan ona 2-3 tane yapıştırsam. Mesela şu anda burada bir hayvan tehlikesi yok. Ama acaba hayvan tehlikesi olmaz mı hiçbir zaman? Zıp zıplı botum yok bak. Bak bak, zıp zıplı botum yok. Az kalsın kendi kendime ağlayacaktım. Şuradan Grifon'u vurayım Magical Arrow'la. İçeri girebilir miyim izninle lütfen? Çok teşekkür ederim. İçeri girene kadar ağzım burnumu kırdı. Abi orada bekle. Orada bekle Grifon. Galiba bekleyecek, bilmiyorum ama galiba bekleyecek. Delikanlıya benziyor. Beklemezsen zaten seninki çok büyük hainlik olur. Bu kadar savaşıp da bayılacağın zaman sen de Megalodon gibi tabanları yağlayıp kaçmaya çalışırsan resmen yüzüne tükürürüm senin. Söyleyeyim bak. Yüzüne şakkadanak tükürürüm. Hadi bunu başarabilirsin. Bunu başarabilirsin. Gözünden veriyorum bir de bayıltıcı okları ya. Bak ya. Abi senin yaptığın bu resmen karaktersizlik. Senin bu yaptığın resmen karaktersizlik. Başka bir şey değil. Peşimde misin? Yo, değilsin. Ya arkadaş, ben bu işi anlamıyorum. Bu uçan hayvanları nasıl temizleyeceğiz o zaman? Tek kişi oynuyorsak. Tek kişi oynarken bu uçan hayvanları nasıl temizleyeceğiz? Ya Raptor, sana şimdi bir şey derdim ama. Bak beni gördün mü yine kaçıyor ya. Vallahi çıldıracağım. Hayvan beni gördün mü kaçıyor. Yok abi, seni cehennemin dibine kadar kovalarım bu saatten sonra. Sana o kadar bayıltıcı ok attım. Ya kanadına başlatma şimdi. Sen utanmıyorsun değil mi hiç? Oyundan posundan da utanmıyorsun değil mi? Benden kaçıyorsun. Aferin oğlum, aferin. Aferin oğlum, aferin. Hiçbir şey söyleyemiyorum sana.
Her yerden de onu vurmam mükemmel değil mi yalnız? Her yerden vuruyorum hayvanı bayıltıcı okla. Ben niye şey yapıyorum? Ha çok sıcak. Peki. Kovalamaca kaç yıl sürecek acaba böyle ya? Beyninden vurdum. Mükemmel. İşte kendi topraklarımıza kadar geri döndük. Yok kardeşlerim. Olmayacak bu iş ya. Üzülerek söylüyorum ki olmayacak yani. Bir de burada o kadar leş bir yerdeyim ki. Sıcak, soğuk, sıcak, soğuk. Habire iklim değişiyor. Sen uç bakayım oradan aşağı. O kadar sinirlendirdin ki beni. Şu anda seni öldürebilirim var ya. Bildiğin öldürebilirim seni yani. Umurumda değilsin artık. Acayip sinir oldum hayvana. Suyun üstünde zaten bayılmaması lazım yani. Suyun üstünde bayılırsa büyük ihtimalle ölecek. Utanmaz arlanmaz korkak ya. Kaç şöyle karaya doğru kaç. Vallahi vurdum galiba. Yok vuramadım. Bundan da iki tane var. Hangisi o hangisini bilemiyorum şimdi. Hepsi birbirine karıştı resmen ya. Benimki hangisi? Bence şu aşağıda yürüyen. Bak ya. Abuk subuk hayvanlar bile onu yiyor artık ya. O kadar ayağa düştü bizim Grifon. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Resmen sapık gibi hayvanı takip ediyorum ya. Kardeşlerim üzülerek söylüyorum ki bunun oluru yok. Grifon'u bırakıyorum. Bir sürü büyülü meyvemizi, okumuzu, bişlerimizi yedikten sonra üzülerek Grifon'u bırakıyorum. Grifon buradan sığmadı. Şimdi aklıma gelen bir tek seçenek var. Şu ya ne Starving'i arkadaş ya, ne hasar gördün, ne yemek yedin, ne karnın acıktı. Tamamen soğuğa karşı hazırlıklıyım şu anda. Daha ne istiyorsun benden? Şimdi öncelikle
Keşke geçen videoda Tay'in beklerken canım sıkılarak kazdığım taşları şey yapmasaydım. Bu böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Beni kendinden nefret ettirdi Grifon. Hala Starving, peki. Demek Starving. Grifon oradan sığamadı ama galiba 9 kare değil de biz burayı şöyle yaparsak Grifon sığacak. Alıştım ama buna. Evet. Şu büyüklükte yapmamız lazım. Kesinlikle doğru büyüklük bu. Sevimli Yunus doğrudan bize hareket yapıyor. Kardeşlerim, eğer bu büyüklükte ve en azından bir Grifon içinde biraz oyalanmasına yetecek kadar bir yer yapabilirsek single player oyunda Grifon tame'leyebiliriz. Force tame yapmadıkça başka bir metodu yokmuş gibi görünüyor bana. Bana başka bir metodu yokmuş gibi görünüyor Force Tame yapmadıkça. Yahu şunu bırak. Nasıl bir kar yağışıdır bu? Mucizevi kar yağışı. Ben daha elimdeki bloğu koyar koymaz blok kar topu olarak, karlı olarak düşüyor ya. Resmen mucizevi kar yağışı. Aman tanrım. Ha işte bu benim hiç karşılaşmak istemeyeceğim bir manzara. Gerçi zıp zıp ayakkabılarımızla oradan çıkabiliyoruz yine ama dediğim gibi çok hoş olmayan bir manzara yani. Şimdi şöyle bir düşünelim. Buranın içine Grifon sığacak. Ama ben şöyle içeri kaçtığım zaman zıplayarak buranın içine sığamayacak. Şuradan ona rahat rahat saldırabileceğim. Şimdi bu plandaki hatalı olan kısım nerede? Hatalı olan kısım yok aslında bu planda. Olması gereken şey şu. O Grifon'la savaşırken hemen şuraya gelip şuradan yukarı çıkabiliyor olmamız lazım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun birader? Kendine gel. Evet. İşte bu. İşte budur. Buradan hızlı bir çıkış olması için buradaki şey kesinlikle merdiven olmalı. Stairs. Kardeşlerim, merdiven.
Tabii ki ufak bir engelle karşılaştık böyle olunca fazla yüksek oldu. Neyse toprak bayağı devam ediyormuş, güzel. Sen bittin Grifon. Sen bittin Grifon, bittin. Gideceğim yer kesinlikle korunaklı olmalı. Öbür yerlerden ayrılmış olmalı. Yalıtımlı olmalı. Hah, 50 kere aynı yere klikledim. En sonunda anladığın şey bu muydu? Yanlış yere koymak bloğu. Evet. Grifon'u tuzağa düşürdükten sonra gelip zıplayıp hoplayıp içeri girerek, zaten biz buraya kuşumuzla gireceğimiz için çok da dert etmemize gerek yok bu durumu. Sonra hemen şuraya döneceğim. Şöyle gelip şuradan öyle bir ayarlamamız lazım ki tık 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 diye birkaç tane taş koyup orayı kapatabilmemiz lazım. Yani evet, biraz imkansız gibi görünüyor, farkındayım. Ama başka yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef elimden gelen en iyi şey bu. Evet kardeşlerim, Operasyon Grifon başarısızlıkla sonuçlandı. O zaman bu içerideki Triant'tan alalım intikamımızı. Bu içerideki Triant'a bir şeyleri musallat edelim. Ortamda bir şey bulup bu Triant'a musallat edelim. Vay, ağaç şeklindeyken de hiçbir şeyden etkilenmiyormuş. Paşama bak. İçinden geçmeye çalıştım, izin vermedi. Orada bir şey var ama uzakta. Burada bir tane Grifon var. Sen ne yapıyorsun ya? Bak yine dağı taşı parçalıyor ya. O kadar emek verdiğim yerleri parçalıyor adam. Çocuklar oradan iner misiniz? Ya da sen çocuk oradan iner misin? Çocuklar değil. Aman 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 yüksel. Aman yüksel. Ne oluyor be? Hayvana bak, ışınlandı resmen. Ha? Yanında bir tane kurt var. Şimdi ona ne yapacaksın? Döveceğim mi onu da? Nasıl yani? Siz birbirinizle kanka mı oluyorsunuz? Ama dışarıda karşılaşınca hiç öyle yapmıyordunuz. Bak Spectre Wolf'a bak. Bak Spectre Wolf'a. Adamın canına bakmıştık Triant'ın. Triant'ın canına ne diyordu bize? Triant'ın canına 5000 diyordu galiba. Yani bu mermilerimiz 350 vuruyorsa 10 tanesi 3500, 15 tanesiyle Triant'ı belki indirebiliriz. Triant'ın bacak arasından bunun canı da 1000'e yakındı normalde. Doğrudur. Kır oğlum, kır. Kır, ben o merdivenleri babanın ayrına yaptım zaten, kır. Spectre Wolf, senin canın kaç ya? 5 tane mermi yedin, farkında mısın? Triant, sana Spectre Wolf'u sen beğenmedin. Sana başka bir şey bulmak lazım. Bir saniye, ben sana başka bir arkadaş bulacağım. Merak etme. Oynayabileceğim başka bir arkadaş bulacağım.
Örümcek ağacın bir numaralı düşmanıdır. Normalde örümceğe dalması lazım. Örümceği bulabilir miyim acaba? Aa, pençelerimle bir şey tutabiliyordum. Evet, birkaç bölümdür yorum olarak da gelmişti aslında bu. Slime'ı aldın mı? Ha, aldım. Süper. Sana bir slime atsam. Bak terbiyesi. Slime'a sinirlendi. Demek ki bu agresif olanlar natural yaratıklara karşı hep sinirli. Sinirleniyorlar natural yaratıklara. Garip. Vallahi bilemedim ya. Üzdü beni resmen. Ben dedim ki koç yiğit cengaver bir yaratık o. Öyle korkmaz, tırsmaz. Bizi bırakıp gitmez. Koskoca Megalodon bizi bırakıp gitti. Koskoca Grifon bizi bırakıp gitti ya. Ödlekler. Tek kelimeyle ödlekler. Seni alamıyorum değil mi? Yok, seni alamadım. Seni arka ayacıklarımla yakalayıp şu Triant'ın yanına atmak istiyordum ama atamadım. Bakalım sana da kızacak mı ya? Vallahi kızdı galiba. Bakalım bir. Hayata küstü. Evet evet. Kesinlikle kızıyor. Bir an görememiş onu ama gördüğü anda üstüne bastı. Karaktersiz. Buldun tabii küçücük canlıyı, bas üstüne. Bir de Magical Werewolf'umuz vardı. O Werewolf da yok maalesef. Bu ne? Gem Spider Egg mi? Sen terbiyesizin önde gidenisin. Gel gel. Gel peşimden gel, atla. Hadi Leap of Faith yap. Hadi bakayım, güle güle. Düştün mü oraya böcüğün yanına? Düştün mü oğlum Dung Battle'ın yanına şimdi? Bakayım sen buradan çıkmaya yol bulacak mı? Buldun mu? Buldun tabi. Galiba... Aa, niye kaçıyorsun sen şimdi? Önce saldırdın, şimdi niye kaçıyorsun? Gel gel, seni Triant'ın yanına atacağım ben. Ana, Triant'ın yanına kadar gidiyor, o daha fazla gitmiyor, oradan kaçıyor. Fark ediyor galiba Triant'ı. Suyun içinde bu kadar hızlı hareket eden bir örümcek nasıl bir korkunç bir şeydir ya? Hayvanlar göç mevsimi başlatıyor resmen aynı yöne doğru. Bir tane de burada var. Ne garip şey dersiniz siz ya, hepiniz aynı yerde. Düştünüz mü abi içeri, tamam mısınız şimdi? Hayda, 3 tane. Diğeri nereden çıktı? Bunlar nereden çıkıyor abi böyle? Şurada durup sizi tüf tüfümle öldüreceğim ama akrepler bana saldırır diye korkuyorum. Tipe bak ya, geliyor adam ya. Dümdüz buraya geliyor. Hadi. İki adım daha kaldı. Hayret. Evet. Bekliyordum zaten bu anı.
Ben kaçar aga. Böyle bir irade yok ya. Suya atladı adam. Yakalayacağım seni. Kaçarın yok diye. Kardeşlerim, videomuzu burada sonlandıralım. Bu böyle olmayacak. Bir dahaki videomuzda tam olarak buradan kaldığımız yerden devam edelim ve ben şu yapımızı tamamlamış olayım. Şöyle bir bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kare uzunluğunda falan yapacağım. Grifonun içine girebileceği, sığabileceği ama şuradan ilerleyemeyeceği, arkasından da hemen taştan tık 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 diye böyle iki parçayı koyup kapatarak pislik fare Grifon'un oradan çıkmasını engelleyeceğiz. Böylece hiçbir kaçma şansı kalmadan onu bayıltacağız. O Grifon gelecek abi. Kaçarı yok. Evet kardeşlerim, eziyet dolu, heyecan dolu bir video oldu ama biraz başarısızlıkla sonuçlandı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedele Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedele Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.